Türkiye'de basın özgürlüğü yok. 23 Haziran 2019 İstanbul yerel seçimi bence Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatta yaptığı en büyük stratejik hatalardan birisi. Bunu ısrarla vurguluyorum. Bu hatayı yapmış olması da aslında ne kadar derin bir kriz içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Seçim sonucu ne olur, 23 Haziran ne olur sorusuna açıkçası tahmin yapmak çok doğru bir şey değil. Ama benim gördüğüm kadarıyla Ekrem İmamoğlu daha avantajlı duruyor. Yine de Binali Yıldırım'ın kazanma şansı hiç yok demek mümkün değil. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Binali Yıldırım kazansa bile bu seçimin galibi Ekrem İmamoğlu. Eğer 23 Haziran'da da kazanırsa katmerli bir kazanç elde etmiş olacak. Eğer kaybederse de yenik olsa bile ikinci seçimde bu seçimin esas galibi olacak. Sonuç olarak İstanbul seçimleri sonucu 31 Mart gecesi çıktı ve bunun galibi Ekrem İmamoğlu. Bunu değiştirmek için yeniden seçime ülkeyi sürüklediler. Ama sürükledikleri andan itibaren başta Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybettiklerini de kabul etmiş oldular. İktidarın şu anda çöküş sürecinde olduğunu söylüyorsunuz. Peki sizce bu süreç ne zaman sonuca ulaşır? Muhalefette iktidar olma konusunda şansı görüyor musunuz? Yoksa yeni iktidar şimdiki iktidarın içinden mi çıkar? Bu çok önemli bir soru. Türkiye'nin en önemli sorusu bu açıkçası. Bu çok net. Öteden beri şunu söylüyorum. Erdoğan çoktan kaybetti ama kazanan yok. Kazanan olmadığı için Erdoğan'ın kaybı gözükmüyor. Kaybı kayda geçmiyor. 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve diğer Mansur Yavaş ve diğer CHP'li adaylar Erdoğan'ı pekala kaybedebileceğini gösterdiler. Ama şu anda kazananın çok net bir şekilde ortaya çıktığına emin değilim. Ama Erdoğan'ın kaybının kaçınılmaz olduğunu biliyorum. Ne kadar sürer? Bu iki tarafa da bağlı. Erdoğan hata yapmayı sürdürüp muhalefet doğru yapmaya devam ederse daha hızlı olur. Bu artık Erdoğan'ın döndürebileceği bir kayıp olduğu kanısında değil. Cüneyt Çakır'la bir akrabalığım yok. Olsaydı rahatsız olmazdım. Yurt dışında yönettiği maçlarda çok başarılı olduğunu biliyorum ama Türkiye'de aynı başarıyı gösteremiyor, o ayrı. Ama sonuçta olarak bir akrabalığım yok. Samimiyetle bir soru sormak istiyorum. Son yıllardaki siyasi hadiselere bakarak Türkiye için yeşeren bir ümit görüyor musunuz? Kesinlikle, yani ben hatta bu yüzden benle çok dalga geçiyorlar. Ben iyimserim. Çok kötü şeyler yaşıyor olmamız beni daha fazla da iyimser kılıyor. Çünkü Türkiye bu kadar çok kötülüğü uzun süre taşıyabilecek bir ülke değil. Türkiye'de bir yönetim krizi var. Yaklaşık 20 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan'ın ülkeyi yönetemediği bariz bir şekilde kendini gösteriyor. 31 Mart bunun bir kanıtıydı. Türkiye buradan bir çıkış bulacaktır. Umarım daha demokratik, daha özgürlükçü ve hukuk devletini yeniden inşa etmiş bir ülkeye doğru evrilecek. Ben bu konuda iyimserim çünkü Türkiye'de topluma bu anlamda güveniyorum. Tehditler alıyor musunuz? Tehdit aldığımı söyleyemem ama Türkiye'de uzun bir süredir gazeteci olmanın kolay olmadığını biliyorum. Ama tehditten ziyade hakaret, hedef gösterme gibi olaylara sık sık farklı kesimlerden şahit oluyoruz, yaşıyoruz ama bunlara bir yerden sonra alıştığımı söyleyebilirim. Ama bir somut olarak bir tehdit yok. Yani olduysa bile ben görmedim. Sizin için zor olacaktır ama sadece gördüğünüz işkenceleri ve zulmü anlatan bir yayın yapar mısınız? Neden hapse atıldınız? Hapishanedeki süreçler nelerdi ve ne oldu da serbest bırakıldınız? Ben 12 Eylül döneminde içeri girdim. Liseli dev genç davasından. Benim gördüğüm işkenceler, zulümler birçok insanın daha sonra da süren 90'lı yıllarda özellikle Güneydoğu'da yaşananların yanında çok da anlamlı değil. Bunları özel olarak anlatmak gibi bir derdim yok ama şunu söyleyeyim, işkence gördüm. Açlık grevi de yaptım cezaevinde vesaire ama bunların üzerine çok fazla anlatmak gibi bir derdim yok. Nasıl serbest bırakıldınız? Mahkeme tahliye etti. Sonunda da beraat ettim. Toplu davada yargılanıyordum. 1,5 sene yattıktan sonra tahliye oldum. Yani tamamen bir hani hapisten kaçmış falan değil. Geleneksel medya düzeninin sonuna geldiğini düşünüyor musunuz? Bizi neler bekliyor? Düşünmüyorum, yaşıyorum. Zaten bizim Medyascope'da yaptığımız, başka arkadaşların başka yerlerde yaptıkları da geleneksel medya düzeninin bittiğini bize gösteriyor. Şu son dönemde hepimizin yaşadığı bir süreç var. Bir tarafta bir medya ordusu
bir şeyin propagandasını, sadece ve sadece bir şeyin propagandasını ve başka bir şeyin karşı propagandasını yaptı. Ama 31 Mart'ta bambaşka bir sonuç çıktı. Dolayısıyla Türkiye'deki o geleneksel adı olan medya kuruluşlarının artık hem okuyucu ve izleyici kaybettiklerini ama en önemlisi itibar ve etki kaybettikleri çok açık, aşikar. Buna karşılık sosyal medya üzerinden yeni teknoloji kullanarak gazetecilik yapmaya çalışan mecralar eğer işlerini ciddiye alıyorlarsa çok daha etkili olabiliyorlar. Merhaba analiz reis, YSK kararından sonra hala analiz yapmaya devam mı diye bir iğneleyici soru var. Beni yakından izleyenler, yani öyle bir fasattan değil de yakından izleyenler YSK kararı hakkında ne dediğimi biliyorlar. Ben YSK kararının ertelememe yolunda olmasını bekliyordum ve burada da esas akıl yürütmemin temelinde Tayyip Erdoğan'ın bu kadar irrasyonel davranamayacağıydı. Ama bir şey opsiyonunu da koymuştum. Eğer eskaza bunu iptal ettirirse çok büyük bir hata yapmış olur diye. Sonuçta öne çıkarttığım tahmin çıkmadı. Ben bir hata yaptım. Tamam, diyelim ki hata yaptım. Ama esas hatayı bana göre Erdoğan yaptı. Bu seçimi erteletmek artık Erdoğan'ın siyaseten rasyonaliteden iyice uzaklaşmış olduğunu gösteriyor ve rasyonaliteden iyice uzaklaşmış bir tek adam, ki Türkiye'de artık öyle çoğulcu demokrasi yok biliyoruz, tek adam daha fazla yönetemez. Sonuç olarak benim söylediğimin, öne çıkarttığım hususun yanlış çıkmış olması Türkiye için çok da kötü bir şey olmamış olabilir. NTV hakkında ne düşünüyorsunuz? NTV hakkında hiçbir şey düşünmüyorum çünkü izlemiyorum da ne yaptığını da açıkçası bilmiyorum. Merak da etmiyorum. Hala orada çalışan arkadaşlarım var. Onlara Allah kolaylık versin diyorum. Başka bir şey söyleyebilecek halim yok. Mutlu musunuz diye bir soru var. Yani neden olmasın? Evet, mutluyum. Daha iyi bir Türkiye'de olmayı tabii ki isterdim ama sonuç olarak İnsan yaptığı işlerden memnunsa, bulunduğu ortamdan memnunsa, yakınlarından memnunsa, şu anda mesela oğlumuz da artık yanımızda, evde yeniden aileyi, yurt dışında okuyor çünkü, kurduk. Allah için çok fazla bir şikayetim yok. Tabii ki herkesin şikayeti var ama çok da fazla ağlak olmamak lazım. Evet, mutluyum. Kendinize hangi politik ideolojiye yakın görüyorsunuz diye çok basit bir soru geldi. Ben Allah'a çok şükür 14 yaşından beri solcuyum. Bir takım solcular beni solcu görmüyorlar ama ben harbi solcuyum. Ama solcu olduğumu kanıtlama ihtiyacı hisseden bir solcu değilim. Gazeteciyim ama gazetecilik yaptığım müddetçe de olabildiğince gazeteciliğin evrensel ilkeleri içerisinde hareket etmeye çalışırım. Solculuk iyi bir şey ama Türkiye gibi sağcı bir ülkede zor bir şey. Onu biliyorum ama solculuk iyidir. Herkese tavsiye ederim. Ne olacak bu iletişim fakültelerinden mezun olan işsizlerin hali? Türkiye'de medya var. Türkiye'de medyanın ihtiyacının çok ötesinde iletişim fakültesi, gazetecilik okulları var. Buralardaki eğitimin kalitesi hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü Türkiye'deki medyanın kalitesi de ortada ama gerçekten çok zor bir olay. Çok sayıda genç arkadaş bize başvuruyor staj için, iş için. Ki bizim etimiz, budumuz ortada. Türkiye'de gazeteciliğin geleceği hiç parlak olmadığı için bu arkadaşların durumu da, hiç gelecekle ilgili durumların da maalesef çok parlak olduğunu düşünmüyorum. Umarım yanılıyorumdur. Yekta Kopan gibi demokrat görünümlü ama görüşünü beğenmediği herkesi bloklayan adam. Yani Yekta Kopan'la biz Yekta'yı tanırım, severim ama birbirimizle aynı şeyde, kulvarda değiliz. O bambaşka bir şey yapıyor. Görüşünü beğenmediği herkesi bloklayan birisi değilim. Kesinlikle böyle bir şey yok. Tam tersine görüşünü beğenmediğim insanlarla tartışan birisiyim. Ama bana hakaret eden, benimle aklı sıra dalga geçmeye çalışan, beni aşağılamaya çalışanlara karşı Laz damarım her zaman üstün çıkar. Onu özellikle vurgulayayım. Yani hiç kimse bana ben arkadaşım sen yanlış söylüyorsun dedim diye beni blokladı diyemez. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Hiç hayatta tanımadığım insanlar sonu cimle biten
Rusyancıyım, bilmem ne falan gibi cümleler kuruyorlar. Bazılarına bunlar çok doğal gelebilir ama benim gibi insanlar için bunlar doğal değil. Samimiyet eyvallah ama ben tanımadığım insanlarla konuşurken bütün samimiyetim olsa da belli bir saygıyı gözetiyorum. Sosyal medya insanlara her türlü şeyi yapma, hakareti vesaireyi, saldırganlığı yapma imkanı vermez. Bu iletişim için, birbirimizle iletişim içerisinde olmak için çok iyi bir mecra ama bunun belli ölçüler içerisinde tutmamız lazım. Onu söylemek istiyorum. Yoksa görüşlerini beğenmediğim için insanları bloklayan birisi olsam o kadar takipçim hala olmazdı ve bunların büyük bir kısmıyla da sürekli tartıştığımı insanlar biliyor. Milli Görüş Hareketi'ni ve bu hareketin tabanındaki psikolojiyi bütün dünya genelinde en iyi bilen tek adam bu camiayı o kadar derinlemesine biliyor ki Türkiye'deki İslam hareketi anlatırken sanki kendi hayat hikayesini anlatıyor gibi rahat ve teklemeden aktarıyor. Doğru yani, 57 yaşında birisiyim. 85 yılından beri, kaç yıl? 32 yıldan beri, yani ömrümün yarısından fazlasını bu konuya hasretmiş birisiyim. Hakikaten hayatım yani. Burada birçoklarına uzaktan bir isim olarak gelen birçok kişiyi ben şahsen yakından değişik zamanlarda tanıdım, ettim. Bayağı bir yazdıklarını okudum vesaire. Böyle bir şey var. Evet, hayatımın önemli parçası. İyi midir, kötü müdür bilmiyorum ama böyle bir realite yani. Bu doğru. Yani en iyi bilen kişi olmayabilirim ama hayatımı anlatır gibi anlattığım kısmına doğru. İleri sürüldü, iddia edildi tarzı habercilik. Bu bir de ifadesini kullandı var. Ya da masaya yatırdı var. Bunlar artık çok geride kaldı. Bu daha çok masa başı habercilik diyoruz biz buna. Buna bir de tabii internetle beraber copy paste, kopyala yapıştır eklendi. Bu ileri sürüldü, iddia edildi gibi şeylerin çoğu yalandır. Çünkü ileri süren, iddia eden bir kişi bile göremezsiniz. Ancak şöyle olabilir tabii. Yani bir isim verirsiniz, bu iddia ediyor dersiniz. Ama bu tür öznesi belli olmayan şeyler habercilik genellikle dezenformasyon ve manipülasyon haberciliğidir diye düşünüyorum. Kişinin kendisini en özgür hissettiği an. Bilmem. Benim gibi işkolikler için herhalde çalıştığı zaman olsa gerek. Hayal edilen Türkiye'den haber başlıkları. Aslında haber genellikle haber olması için genellikle olumsuzluk taşıması lazım. Ülke iyi de olsa bir gazeteci haber yapacağı zaman genellikle olumsuzluğu yapar. Olumsuzun haber olmasından korkmamak lazım. Yani Türkiye iyi, müreffeh bir ülke oldu diye gazetelerimiz pembe, pes pembe çıkacak hali yok. Ama sonuç olarak diyaloğun bir arada yaşamanın olduğu bir ülke olması lazım. Benim en çok hayal edeceğim husus açıkçası Türkiye'de Kürt sorununun kalıcı bir şekilde barışçı yöntemle çözülmesi olur. Yani Kürt sorunu nihayet çözüldü gibi bir başlık için çok şey verirdim ama ömrü hayatımda görebilecek miyim maalesef emin değilim. Tamam mı?